yapıyorsun? Nerede yapacağız? Bir tazide bize verir de ama söyleriz abi. Hocam son iki maçtan 4 puan aldık. Bu noktada gelinen bu noktada takımın genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii iki maçta 4 puan bizim için güzel bir skor ve puan. İlk maç zaten zor bir maçtı bizim için. Hem takımın yeni olması hem eksiklerimizin olması. Yani oradan bir puan almak aslında kolay da değildi bence. Çünkü Altay yani göründüğü gibi böyle basit bir takım değil ki. İlerleyen haftanın bunu oynayacak takımlar da görecek. Zaten onlar da bu hafta kazandılar. İçerideki evimizde kazanmamız çok önemliydi. Çünkü hem özgüven açısından hem takımın birlikteliği, beraberliği açısından bizim için çok önemliydi. Şimdi aramıza eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte tam kadro çalışmamıza devam ediyoruz. 1461 maçına da tam kadro ile gideceğiz. Oradan da inşallah puan ve puanlarla dönersek yolumuza daha güzel, daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Peki yine maç öncesinde sakat ya da cezalı olan oyuncularımız var mı? Şu an sakat veya cezalı oyuncumuz yok. Kadroyu da yarın belirleyeceğim zaten. Zaten kafamda belli. Ya şu an herkes tam hazır şekilde maç saatini bekliyor. Hocam zaten transferlerin son günü yarın. Sürpriz bir isim gelir mi? Yani transfer anlamında çok bir eksimiz kalmadı. Sadece bir santrafor bölgesine oradan alternatif bir oyuncu arıyoruz. Eğer bulabilirsek, şartlar uyarsa, maliyet açısından kulübümüz de yormazsa bir tane daha santrafor almayı düşünüyoruz. Altay maçından sonra eksik olan mevkilerde bir transfer gerçekleştirdiniz mi? Ya zaten Altay maçında normalde eksik olan bir mevkimiz yoktu bizim. Lisans işlemleri yetişmemişti. O yüzden eksik kadroyla gitmiştik. Bizim şu anda sadece eksik bölgemiz santrafor bölgesinde kaldı. Ha içeriden de çözebilir miyiz? Çözebiliriz. Ama ben Orjun santrafor istiyorum bir tane daha Ozan gibi. Eğer olursa dediğim gibi kadromuza katacağız. Olmazsa yolumuza devam edeceğiz. Peki hocam son olarak Erzincan Spor taraftarlarına ne söylemek istersiniz? Erzincan Spor taraftarlarına gelsinler bizi desteklesinler. Bu haftaki içerideki maçımızda evet geldiler ama bana boş türbinlerinde dolmasını istiyorum. Bu takım cidden iyi bir ekip oldu. Güzel bir ekip kurduk. Hem saha içinde hem saha dışında birbirleri vakit geçirebilen sakat oyuncularımız olduğunda bile takım içinde olmak isteyen bir grup oluşturduk. Ben açıkçası profesyonel futbol hayatımda böyle ekibi sadece bir kere yakalamıştım Kayserispor'da oynarken. Şimdi de ben mesela idmana çıkmak için can atıyorum. Onlarla vakit geçirmek için can atıyorum. Hatta izin verdiğimde özlüyorum bile onları. Yani güzel bir ekibimiz oldu. Onlar da bu ekip ruhunu sahaya çok güzel yansıtıyorlar ki daha da yansıtacaklar. Gelsinler bizi desteklesinler, bizi yalnız bırakmasınlar. Hadi.